Çin'de iki toplantı sürüyor. Çin Ulusal Halk Meclisi, Çin'in en yüksek yetki organıdır. Her sene ülkedeki bütün eyalet, özerk bölge, merkeze doğrudan bağlı şehir ve özel idari bölgeleriyle silahlı kuvvetlerin temsilcilerinden oluşan Çin Ulusal Halk Meclisi Genel Kurulu, devletin en yüksek yasama organıdır ve devletin siyasi yaşamını ilgilendiren önemli konular üzerinde karar mercidir. Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı, Çin Komünist Partisi liderliğinde çok partili işbirliğinin ve siyasi istişarelerin yapıldığı bir mekanizma. Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı Yu Jianshan sunduğu çalışma raporunda, Ulusal Komitenin ülkenin yoksul bölgelerinde yaşayan vatandaşların eğitim, sağlık, istihdam ve çevre koruma gibi konulardaki sorunları üzerinde incelemelerde bulunarak çözüm planları ortaya koyduğunu söyledi. 12. Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi 4. toplantısı sözcüsü Fu Yin, yasal düzenlemeler yapılırken yolsuzlukla mücadeleyle ilgili maddelerin artırılacağını söyledi. Çin Başbakanı Li Keqiang sunduğu hükümet çalışma raporunda geçen yıl ekonominin makul aralıkta ilerleyerek %6,9 büyüdüğünü hatırlattı, bu alanda dünyanın ilk sıralarında yer alındığına dikkat çekti. Başbakan Li Keqiang, ekonomide büyüme hızının en az %6,5 düzeyinde tutulacağını, 2020 yılına kadar gayri safi yurt içi hasıla ve kişi başına düşen gelirin 2010 yılına kıyasla 2 kat artacağını belirtti.